Evet, merhabalar. Takipçilerimiz gelmeye başlasınlar. Biz de yayına başlayalım inşallah. Bugün girişi geç yapacağım çünkü sonradan gelenler girişimizi kaçırıyorlar. Evet, merhabalar. Merhabalar Sema Hocam. Bugün tarih 1 Mayıs 2020 Cuma günü. Mübarek Cuma gününde sizlerle buluşmanın sevincini ve heyecanını tekrar yaşıyorum. Bu haftanın son yayını bu. Bizim için buruk bir cuma. Biliyorsunuz dünya çapında bütün ibadethaneler inananlarına ibadet için kapatıldı. Bizim için buruk geçen, namazsız yani cuma namazsız geçen bir cuma. Allah'tan dileğimiz odur ki tez zamanda bizi cumalarımıza, camilerimize ve cemaatlerimize kavuştursun. Bir başka konu ise bugün biliyorsunuz işçi bayramı. Üretimin ve işçilerimizin tarım alanında olsun, sağlık alanında olsun ve diğer alanlardaki üretimin farkına vardığımız ve kıymetini anladığımız şu günlerde işçilerimizin de bayramını kutluyorum. Hepinize de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ben Tuğba Akçay, Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisiyim. Bildiğiniz üzere canlı yayınlarında moderatörüyüm. Bu haftaki moderatörü benim. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bildiğiniz üzere Ramazan ve pandemi üzerine felsefe ve din bilimleri bölümü felsefe ve din bilimleri bölümü din psikolojisi ana bilim dalından Profesör Doktor Muammer Cengil hocamızla buluşacağız. Ben şimdi davet göndereceğim ona, bakalım yayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hocam henüz yayına girmemiş galiba, bulamıyorum. Muammer hocam girdiyseniz siz bize istek gönderin çünkü şu anda sizi bulamıyorum. Evet. Merhaba diyenler ve el sallayanlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bütün bir hafta bizi yalnız bırakmadınız. Yaptığımız yayınlara katıldınız. Bizlere eşlik ettiniz. O anlamda hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ama Muammer Hocam hala yayında yok. Şu anda davet edemiyorum. Geldi şimdi. Merhabalar Mustafa Hocam. Hocam merhabalar. Merhaba, merhaba Tuğba Hanım. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Hamdolsun, iyiyim. Hoş bulduk. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyim, hamdolsun hocam. Teşekkür ediyorum. Allah iyilik versin. Amin, amin cümlemize inşallah. Hocam tekrar hoş geldiniz diyorum konuk herkes adına, takipçilerimiz adına. Burada Sağ takipçilerimiz olun. arasında sizi tanımayanlar da var. Biz konuşmamıza isterseniz sizin özgeçmişinizle, akademik geçmişinizle başlayalım. Önce bir sizi tanıyalım. Olur. Oradan devam edelim. Ha, kendim mi tanıtayım? Evet hocam. Ben de siz sunuş yapacaksınız gibi düşünmüştüm. Tamam. 1971 Samsun doğumluyum. 94 yılında Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başladım akademik hayata. Şu anda din psikolojisi ana bilim dalında öğretim üyesi olarak devam ediyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Kısaca bu şekilde herhalde yeterli olur tanımak için. Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Bugün malum konumuz üzere hem pandemi hem de Ramazan'ın aynı döneme denk gelmesi ister istemez psikolojimizi bireysel olarak etkiliyor. Evet. Biraz ilginç bir dönemden geçiyoruz. Aslında tarihe tanıklık ediyoruz bir yandan da. Bununla ilgili olarak size
Siz neler düşünüyorsunuz? Daha sonrasında zaten sorularımız olacak, onları soracağız ama bir giriş mahiyetinde sizin düşüncelerinizi de alalım. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten zorlu bir süreç, sıkıntıları beraberinde getiren bir süreç. Fakat Rabbim vermiş olduğu hiçbir hastalığın şifasını da şifasız bırakmıyor. Dolayısıyla ben bu süreci de bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Bir de insanlık tarihine baktığımızda zaten hani ilk kez bizim başımıza gelen bir hadise değil. Dönem dönem bu şekilde salgınlar insanlık tarihinde görülmüş bir olay. Olayın ciddiyetinin farkında olarak yani gerekli tedbirleri alarak ama hayatımızı da yaşanılmaz kılmadan bu süreci inşallah atlatacağız. Rabbim'den dileğimiz, temennimiz, niyazımız o yöndedir. İnşallah hocam. Peki hocam ilk sorumuzu soralım. Şöyle başlayalım. Pandemi ve ardından Ramazan'ın peş peşe gelmesi kişilerde dini algı ve dini tutumları nasıl etkilemiş olabilir? Tabii bu soru yani saha araştırması sonucunda şey yapılacak, ulaşılabilecek bir sonuç ama burada tabii ki herkes için genel geçer bir durum söz konusu olamaz. Yani bireysel farklılıklar söz konusudur burada. Kimi insanlar için daha manevi anlamda yoğun geçebilir çünkü bu pandemi olağan hayatın akışını aksattı. Kimi insanlarda daha çok dine yönelimi beraberinde getirdi. Dolayısıyla bu şeyi dönemi biraz daha manevi ağırlıklı geçiren vatandaşlar ya da inananlar olabilir. Fakat tabii bu herkes için bu şekilde olacağı anlamına gelmiyor. Kişinin şeyine göre değişir. Yani inanç durumu, pandemi olayını algılayışı, olayın anlamlandırış biçimi bunların hepsi etkili olacaktır bu süreci atlatmakta. Zaten bu alan yani bu konuyla ilgili bizim din psikolojisi alanında pek çok farklı araştırma başlatılmış durumda. Din Psikolojisi Derneği de bu konuda bir araştırma başlattı. Bizim üniversitemizden doktor öğretim üyesi Nevzat Gencer hocamız ile birlikte bir çalışmamız var şu anda yürüttüğümüz. Yine farklı üniversitelerde din psikolojisi ana bilim dalındaki hocaların bu pandemi süreci ve dini hayat üzerindeki etkileriyle ilgili, anlamlandırılış biçimleriyle ilgili yapılan çalışmalar var. İnşallah bu çalışmalar neticelendiğinde bu soruya çok daha net cevap vermiş olacağız. Belki ileride tekrar bir programı yaparsak bu soruya tekrar bir dönüş yapıp araştırma verilerinin sonuçlarına göre daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz. Çünkü şu anda söyleyeceğimiz her şey bir öngörüden ibaret olacak. Bu öngörü tutabilir de tutmayabilir de. Evet hocam haklısınız. Hazır çalışmalar demişken sizin çalışmanız herhalde devam ediyor, daha Evet. yayınlanmadı. Yok. Peki Anketler, evet. Bu dönemde yapılan bu ilk çalışmaların önemi sizce nasıl hocam? Yani ilerideki çalışmaları nasıl etkileyebilir? Nasıl Şimdi kaynaklık edebilir bize? evet, biliyorsunuz bu tür olaylar yani travmatik olaylar ilk yaşandığı anda zaman geçtikçe bireylerin geçmişe dönük olayı anlamlandırmaları, yaşadıklarını hatırlamaları gidecek azalacak. Olaya farklı bakış açıları olacak. Bizlerin bile olayın ilk başladığı gün ile bugün arasında belki psikolojik halimiz, ruhi durumumuz halden hale girdi. Yani bir dönem farklı bir haldeydik. Dönem geçti, daha farklı. Yani ilk dönemlerde bir bilinmezlik vardı. Ne olacağı bilinmiyordu. İnsanlarda bir panik havası. Fakat zaman ilerledikçe biraz daha kabullenilmeye başladı bu durum. Mesela ilk Çin'de ortaya çıktığında sanki bizim ülkemiz için hani böyle sokağa çıkma yasağıydı, ne bileyim maskeyle dolaşmaktı. Bu tür sıkı tedbirlerin çok olacağı kimsenin aklının ucundan geçmiyordu diye düşünüyorum. Ama çünkü çok şeyiz hani doğu toplumu sıcakkanlı insanlar. Fakat şu anda insanların ben büyük oranda belli şeylere bu pandemiyle ilgili tedbirlere riayet ettiğini gözlemliyorum işte açıkçası. Şu anda balkondayım. Dışarıda geçen insanların pek çoğu ağızlarında maskeyle sokakta. Fırının önünde ekmek sırasına giren insanlar var. Aynı şekilde maskeli. Dolayısıyla
bu süreç bu şekilde inşallah atlatılacak. İnşallah hocam. Peki bu koronavirüs haberleri ilk çıktığı zamanlar hem dünya çapında düşünelim bu soruyu hem Türkiye'de insanlarda bir marketleri ve eczaneleri yağmalama diyebileceğimiz yani ürünleri tüketme adına bir psikolojiye büründüler. O yönde ilerlediler. Peki verilen bu tepki normal mi? Bunun psikolojik arka planda neler var hocam? Bunu merak ediyoruz. Şimdi tabii iki kategoride ele almak lazım. Bir dünyada yaşananlar, bir ülkemizde gördüğümüz manzaralar. Dünyada yaşananlar ya tamamen bir yağmalama, soygun tarzı olaylar oldu. Bunu televizyonlarda gördük ki bu tür hadiseler maalesef farklı farklı kitlesel olaylarda yurt dışındaki bazı ülkelerde çok sıkça gördüğümüz durum. Burada tabii insanların ülkelerine, yönetimlerine olan güvenle de alakalı bir durum. Tabii temel işte fizyolojik ihtiyaçlar biliyorsunuz Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en temelde yer alıyor. Biraz bunun etkisi, biraz da dediğim gibi insanların yönetimlerine olan güvensizliklerin neticesinde bir yağmalama durumu yurt dışında söz konusu oldu. Ama ülkemizde böyle bir yağmalama hadisesi olmadı. Sadece ilk sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde insanlar biraz bu temel gereksinim, fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasından hareketle biraz da işte hani herkese burada şey yapmak lazım. Yani genel geçer ifadeler kullanmak bizi sağlıksız sonuçlara götürür. Çünkü Tabii. sosyal medyada çok fazla aleyhte olumsuz yorumlar da yapıldı. İşte marketlere giden insanlarla ilgili. Ama Evet. kimsenin durumunu bilmiyoruz. Yani hastası olan var belki hastasının temel bir takım ihtiyaçlarını almak için mi o anda panikle çıktılar. Ama burada önemli olan şu, hani biz şu anda işte geçen günlerde Amerika'ya sağlık yardımı yapan bir ülkeyiz. Yani dünyanın pek çok ülkesi, İtalya, efendim diğer Avrupa ülkelerine yardımlar, uçaklar dolusu yardım gönderen bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim böyle panik yapmamızı gerektiren bir durum söz konusu olmadığına inanıyorum. 65 yaş üstü vatandaşın maaşını evine kadar götüren bir devlet vatandaşını hiçbir şekilde aç susuz bırakmaz. Dolayısıyla hani bu panik hali belki bir de sosyal medyada maalesef yani aleyhte bir takım kara propaganda diyeceğimiz haberler dolaştı. İşte şey olacak, sokağa çıkma yasağı olacak, işte maaşlara el konulacak, matiklerden işte şey para çekilemeyecek şeklinde böyle olumsuz, negatif bir takım kara propagandalar neticesinde bazı insanlar bunun etkisinde kalmış olabilir. Fakat dediğim gibi yani biz şu anda dünyanın pek çok ülkesine yardım götüren bir ülke konumundayız. Dolayısıyla panik yapacak bir durum söz konusu değil. Burada bireysel ihtiyaçlar, yani bu insanları sokağa döken bireysel ihtiyaçlar söz konusu olabilir. Yani engelli çocuğu, hasta bir kişinin evde bulunuyor olması, bunların hepsini göz önüne bulundurmak lazım. Yani insanları niçin sokağa döküldüğünüz şeklinde yargılamak çok doğru bir yaklaşım değil. Ama bunun doğru olmadığını da ifade etmek gerekir. Yani ülkemize, yönetimimize, iktidara güvenmek gerektiğini de ifade etmek lazım ki daha sonraki sokağa çıkma olaylarında hani kararları alındı, iki kere üç kere daha bu büyük şehirlerde uygulandı. Bu tür Evet. hadiseler görülmedi. İlk olması belki insanları biraz da bir paniğe sevk etmiş olabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde. Peki hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir başka sorumuza geçelim. Şimdi bu COVID-19 belirtileri malum boğazda yanma, göğüste sıkışma, nefes darlığı gibi belirtiler gösteriyor. Hasta olmayan insanlar da bu semptomları kendisinde ya psikolojik olarak hissediyor ya da o semptomlardan herhangi biri olduğu zaman "Aa ben koronavirüs müyüm?" gibi bir hisse kapılıyor. Bu durumun psikolojide karşılığı var mı? Varsa nasıl ifade edebiliriz hocam? Evet tabii ki yani insanlar çünkü çok yoğun stres altında, kaygı altında bir panik durumu söz konusu. Bu paniğin bir neticesi olarak da biraz da tabii televizyonda, sosyal medyada çok konuyla ilgili her haberi dinlememek gerekiyor. Evet. Seçici olmak lazım.
Çünkü pek çok komplo teorisi de sosyal medyada ve televizyonlarda dolanıyor. Dolayısıyla sağlıklı bilgiye, işte bilim kurulunun açıklamaları, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, işte belki devletin resmi işte TRT'de verilen açıklamaları dikkate almak lazım. Çok fazla sağdan soldan gelen her türlü bilgiyi, işte bu da varmış, şu da varmış şeklinde, bu isterseniz bize bir panik hali oluşturmakta. Aynı durum şey için de geçerlidir. Mesela psikolojik rahatsızlıklar, işte derste falan da anlatıyoruz. İşte diyelim nevroz, psikoz, obsesyon gibi. Hani bunu anlattığımızda insanlar şey yapıyor. Şey, öğrencilerimiz hemen, hocam şu bende var, ben o hastalık mıyım? Bu bende var, bende bu hastalık var şeklinde. Dolayısıyla zaten hani bu tür belirtiler, işte boğaz yanması vesaire, her insanda olabilen olaylar. Dolayısıyla biz özelleştiriyoruz. Yani direkt şu anda gündem korona olduğu için ve belirtileri bunlar olduğu için hemen kendimizi psikolojik olarak özdeşleşim kuruyoruz. Evet, bende de acaba korona mı başladı şeklinde. Tabii stres düzeyi arttıkça, kaygı düzeyi arttıkça bu tür kaygılara kapılmak, hasta mı oldum, hasta mı olacağım şeklinde. Tabii burada iki durum söz konusu. Kimi insanlarda bana bir şey olmaz anlayışı var. Bu genelde bana bir şey olmaz anlayışı ergenlik döneminde çok sıkça gördüğümüz ergenin belirleyici özelliklerinden bir tanesi. Dolayısıyla hani bazı yetişkinler ergenlik döneminde takılıp kalmış olabilirler. Diğer taraftan da bunun nedeni yanlış dini altyapı da olabilir. Çünkü insanlar işte Allah'a ben güveniyorum, ölüm geldiyse yapacak bir şey yok şeklinde yanlış bir kader anlayışıyla da hareket edebiliyorlar. Bunun zıttında da işte az önce sizin ifade ettiğiniz gibi, aman eyvah ben şey olacağım, hasta mı oldum, İşte bende mi virüs bulaştı şeklinde kaygı durumu yaşanabiliyor. En sağlıklı olan iki durum arasında kalabilmek. Evet hocam. Peki teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yine pandemiden devam edeceğiz. Malum güncel konular. Şimdi hocam sosyal izolasyon ortamında yaşanan bir Ramazan ayı ve tuttuğumuz oruçlar var. Ramazan ayının bu süreçte insanoğlunun anlam arayışı için katkısı olabilir mi? Ve katkısını kendi hayatımıza nasıl üst düzeyde taşıyabiliriz? Bunu merak ediyoruz. Bunu dinlemek istiyoruz sizden. Şöyle, aslında bu bir imtihan süreci. Hani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara 155'te de ifade ediyor insanoğlunu imtihan edeceğini, sınayacağını. Evet. Farklı farklı ayetlerde insanın hastalıkla, sağlıkla, varlıkla, yoklukla pek çok şekilde sınanacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla Ramazan ayı insanlarda manevi duyguların biraz daha yoğunlaştığı, işte sadaka, zekat, yani sadakanın biraz daha arttığı, zekat ayı genelde ülkemizde Ramazan baz alınarak şey yapılıyor, veriliyor sadakalarımız. Dolayısıyla şimdi iki türlü etkisi oldu. İnsanlar daha çok, biliyorsunuz, bazı iş kollarında maalesef insanlar işlerini kapatmak, dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Evet Bu hocam. izolasyon nedeniyle. Dolayısıyla bu insanlara bir nebze olsun, bu kardeşlik bilincinin oluşmasında, çünkü insanlar bu Ramazan'ın maneviyatı daha çok verici olabiliyorlar. Dediğim gibi zekatlarını bu dönemde veriyorlar. Dolayısıyla muhtaç durumdaki olan insanlar da yalnız kalmadıklarını, yani böyle bir durumda belki Ramazan öncesinde insanlar çok daha farkında olmayabiliyordu. Ya da işte zekatımı Ramazan'da vereceğim, Ramazan'da vereyim şeklinde bir yaklaşım sergileyebiliyorlardı. Tabii burada şu var, imtihan tek boyutlu bir imtihan değil. Genelde biz hep işte diyelim bir kişi hasta oldu, işte imtihan oluyorsun, işte sabret. Ya da engelli bir çocuğu oldu, işte imtihan oluyorsun, sabret şeklinde. Ama Cenab-ı Allah az önce de ifade ettiğim gibi bizi sadece yokluklarla imtihan etmiyor, varlıkla da imtihan ediyor. Dolayısıyla bu Tabii. durumda maddi anlamda durumu iyi olan insan, belki bana hiçbir şey olmadı ya da sağlığı yerinde olan ya da engelli bir çocuğu olmayan insan ben imtihandan geçmiyorum gibi düşünmemesi gerekiyor. Çünkü onun imtihanı da diğer bireylere karşı. Mesela maddi durumu iyi olan bir insan acaba maddi durumu yerinde olmayan bir insana yardım edebiliyor mu? Eğer ona yardım edemiyorsa,
sadece bencillik yapıp kendisini düşünüyorsa bu durumda o kişi imtihanı kaybetmiştir. Yani onun imtihanı da elinde olan malıyla mülküyledir. Ya da işte çocukları sağlıklı, mutlu bir hayat süren bir insan imtihan dışında zannetmesin kendisini. O da etrafındaki sorunları olan insanlara acaba empati kurarak onlara yardımcı olabiliyor mu? Engelli çocuğu olan bir aileye biz maddi manevi destekler sunabiliriz. Onun çocuğuyla ilgilenebiliriz. Dolayısıyla sağlıklı olan bireylerin imtihanı da bir takım sağlık sorunları olan insanlarla empati kurarak onlarla sosyal ilişkilerini güçlendirebiliyor mu? İmtihan da bu şekilde. Yani kimse bu dünyada imtihan dışı, kayıt dışı değil. Herkes kayıt altında ve varlığıyla Cenab-ı Allah'ın nimetiyle de imtihan olunmakta. Evet hocam, çok güzel söylediniz. Ramazan dedik hocam, yine pandemi dedik. Bu dönemde tabii yetişkinlerle beraber çocuklar da var. Çocuklarımız da okullarından ayrıldılar, işte evlere kapandılar ve sokağa çıkma yasağına tabi oldular. 20 yaş altı için söylüyorum. Evet. Bu dönemde hocam çocuklarımıza pandemiyi nasıl sağlıklı bir şekilde anlatabiliriz? Konuda bize verebileceğiniz ipuçları var mı? Tabii ki şimdi önce isterseniz 7-11 yaş dönemi çocuklarla ilgili konuşalım. Çünkü bu durumdan en çok etkilenen kesim bu dönemdeki çocuklarımız oldular. Çünkü ilk kez anne babaları dışında bir merci onlara sokağa çıkmamaları gerektiğini ifade etti. Ve çocuklar sosyal medyadan olsun, televizyonlardan olsun ister istemez bu olayla ilgili haberler izliyorlar, duyuyorlar ve bu onlarda kaygı, korku, panik ve strese neden olmaktadır. Ve gelişim dönemlerinin bir özelliği olarak yani daha soyut gelişim evresine geçemedikleri için hissettiklerini, duygularını tam olarak ifade edememektiler. Dolayısıyla çocuklarda belki bir hastalığa neden olamayabiliyor çok ciddi boyutta ama çocuklarda ister istemez kaygı ve stres bu dönemde yaşamakta ve bu da gelişim dönemlerinin bir sonucu olarak bu kaygı ve stresini çok net bir şekilde ifade edemiyorlar. Aileler bunu nasıl anlayabilir? Yani çocuğun bu süreçten olumsuz etkilenmiş midir acaba? Mesela çocuk aşırı alınganlık başlamış ise dikkatini bir şeye veremiyor, konsantrasyon sorunları yaşıyor. Aşırı sinirli ve kavgacı olmuş eski süreç öncesi döneme göre. İşte Evet hocam. herkesten uzaklaşıp içine kapanık bir hal almış, geceleri kabus görmeye başlamış ise, uyku problemleri yaşıyorsa, yani ya çok fazla uyumak ya da hiç uyumamak, daha az uyumak gibi veya işte baş ağrısı, mide ağrısı gibi bir takım fizyolojik rahatsızlıklar olmadığı, yani fizyolojik bir nedeni olmadığı halde başı ağrıyor, karnı ağrıyor gibi bir takım fiziksel şikayetler söz konusu olmuş ise, sürekli korkularından söz ediyor, daha önceden zevk aldığı şeylerden zevk almıyor ise, bir takım öz bakım becerilerinde annelerinden, mesela işte yemek yemede, efendim üstünü giyinmesinde, çıkartılmasında ebeveynden yardım istemeye başlamış ise bu çocuk bu süreçten, bunu tabii genel olarak söylemek lazım, bu süreç özelinde eğer çocukların rutinin dışına çıkıp bu tür belirtiler göstermişse çocukta bir takım sorunlar ortaya çıkmış demektir. Şu anda korona sürecinde de olduğumuz için muhtemelen bu belirtilerin sebebi korona virüsü olabilir. Peki bizler ne yapmamız lazım? Yani tabii bunlar hani normal bir seviyede seyrettiğinde çok aşırı uzun günler boyunca, haftalar boyunca bu belirtiler şiddetlenerek artıyorsa mutlaka bir uzman psikoloğa, psikiyatriste ya da psikolojik rehberlik ve danışmanlık uzmanına mutlaka başvurulması gerekir. Evet. Ama bu tür belirtiler ilk çıktığında bizlerin de ebeveynler olarak yapabileceğimiz bir takım çocuklara yardımcı olabileceğimiz hususlar söz konusu olabilir. Mesela bu tabii ergenler için de geçerli, yetişkinler için de geçerli bu söyleyeceğim. Örneğin salgın hakkında sağlıklı bilgi edinmek. Az önce de ifade etmiştim. Maalesef sosyal medyada ve bazen televizyon kanallarında tartışma programlarında da çok aşırı bilgi kirliliği söz konusu olmakta.
Dolayısıyla Evet. bu bilgi kirliliği de çocukları da etkilemekte. Çünkü çocuklar da bunları duymakta. Dolayısıyla anne babalar, ebeveynler ve bizler kendimiz için de sağlıklı bilgileri öğrenip çocuklara da bu sağlıklı bilgileri anlatmamız gerekir. Bir de şunu mutlaka çocuklara ifade etmek lazım. Yani evet biz hijyene dikkat ettiğimizde bu izolasyon kurallarına uyduğumuzda bu hastalık bize bulaşmayacak. Fakat eğer ola ki böyle bir durum ile karşılaştığımızda işte sağlık sistemimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hastanelerimiz bizleri tedavi etmek için hazır bir şekilde beklemektedir. Çünkü çocuğa sürekli bize bir şey olmaz, bize bir şey bulaşmaz deyip de böyle bir hastalık bulaşma durumunda bu sefer çocuk çok daha fazla bir travmatik bir durum yaşayabilir. O yüzden çocuğu bir yandan virüsün olumlu sistemine karşı korurken diğer yandan da virüs bulaşması halinde bunda panik yapacak bir şey olmadığını onlara bildirmemiz ve hissetmemiz gerekir. Her zaman yapılması gereken şey çocukları dinlemek, onların soru sormasına izin vermek. Onlar soru sorduğunda cevaplarken sorularının dışında cevabı çok dallandırıp budaklandırmamak, bilmediğimiz konular olabilir. Bu durumu geçiştirmemek. İstersen bak bu konuyu ben de bilmiyorum. Gel senle birlikte bu konuyu araştıralım mı demek çocuğu cesaretlendirir. Diğer türlü geçiştirirseniz çocuk soru sorma cesaretini çocuğun kırmış oluruz. Dolayısıyla bu tür yardımlar yapılabilir. Yine çocuğa değerli olduğunu hissettirmek her zaman için geçerli bir şey. Rutinini devam ettirmeye çalışmak lazım çocuğun virüs öncesi dönemdeki rutin Evet. alışkanlıkları ki bunlar yetişkinler için de geçerlidir. Yani şu anda sürekli evdeyiz diye başıboş rastgele bir hayat yaşamamak lazım. Yine çocukları saatlerinde kaldırmak, işte EBA üzerinde eğitimler devam ediyor. Çocukları mutlaka eğitimden koparmamak gerekiyor bu süreçte. Bir şekilde dersleriyle onları meşgul etmek lazım. İşte sabah kahvaltısını, öğlen yemeğini şu anda Ramazan ayındayız. Oruç tutanlar daha önceki Ramazan'da nasıl bir sistem uyguluyorsa bu Ramazan'da da o şekilde uygulaması. Yine çocuklarda oruçlarını tutmayan çocuklarda sabah, öğlen ve akşam kahvaltı ve yemeklerini aynı düzende vermek gerekiyor. Yani çocuklara bir olağanüstü bir durum şeyini mümkün mertebe hissettirmemek gerekiyor. Çünkü zaten onlar yeterince bunu hissetmiş durumdalar. Yine onlara Evet. sorumluluk vermek. Yani işte diyelim anneleri babaları iş yaparken o işte baba diyelim bir evde tamir yapıyor. Çocuğundan işte aletleri vermesi şeklinde yardım talep edebilir. Annesi mutfakta ufak tefek işte sofranın kurulması toplanmasında onlara sorumluluk vererek çocukların zihnini meşgul edebiliriz. Burada anne babalar her zaman olduğu gibi burada rol model olacaktır çocuklarına. Dolayısıyla onların yani bizlerin sağlam durmamız gerekiyor. Psikolojik olarak biz sağlam olacağız. Çocuk bizi görüp biz kendimiz işte off konuma geçtiğimizde demoralize olmuş, depresif bir haldeyiz. Çocuğumuza işte çocuğum korkma, korkacak bir şey yok demek hiçbir şekilde onda bir karşılık bulmayacaktır bizim bu telkinimiz. O yüzden her şeyden önce bizim kendimizi şey yapmamız gerekiyor. Evet, Önce söyle. kendimizi sakinleştirmemiz gerekiyor Aynen, aslında. aynen. Ya şu var bir de hani ölüm ve kader anlayışımız aslında hani Kur'ani ve sünnete uygun bir kader anlayışını şey yaptığımızda, inandığımızda, hayatımıza Evet. aktardığımızda panikleyecek bir durum ortadan kalkıyor aslında. Yani çünkü sonuçta ölüm bu pandemi sürecinden önce de vardı. Şu anda insanlarda sanki pandemi yani sadece ölüm sebebi korona, başka hiçbir türlü bu dünyada ya yani korona biterse ölüm de hayatımızdan çıkıp gidecek gibi bir algı olabiliyor. Bu bir yanılsama diyebiliriz buna. Dolayısıyla ölüm hayatın doğduğumuz andan itibaren her an bizi bulabilecek bir gerçek. Ölümden kaçış yok. Fakat bu şu demek değil. Biz tedbiri almadan hareket edeceğimiz anlamına da gelmiyor. Rastgele de yaşamayacağız. Tedbirimizi alacağız. Fakat her an ölüm ile de karşılaşabileceğimiz gerçeğini aklımızdan çıkarmayacağız ve bu şekilde inşallah bu pandemi sürecinde sağlıklı bir şekilde atlatacağız diye inanıyorum. İnşallah hocam. Şimdi konudan bağımsız olarak sadece Ramazan'a özel bir soru sormak istiyorum. Hem çocuklardan da
muhabbet açılmışken. Ramazan ayı çocuklarımıza nasıl anlatmalıyız, nasıl sevdirmeliyiz ve Ramazan ayı boyunca ibadetlere çocuklarımızı nasıl alıştırmalıyız? Bunlar hakkında bize ipuçları verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi öncelikle hani çocuklara İslam'ı, Allah'ı, dini sevgi temelli öğretmek gerekiyor. Korkutarak, ceza ile çocuklara ne ibadetleri kazandırabiliriz? Çünkü ceza bir şeyden vazgeçirme yöntemidir ama bir şeyi öğretme yöntemi değildir. Ceza durumu ortadan kalktığında kişi o davranışı çok rahat bir şekilde terk edebilir. Ama sevgi temelli kazandırdığımızda bu davranış ebedi olarak o kişide bir kişilik model olarak kalacaktır. Örneğin kimi insanlar işte bu korona sürecini oradan da yine devam etmek gerekirse korona sürecini Allah'ın bir cezalandırması olarak algılıyor. Bunu aslında algılamanın temelinde çocukluk döneminde ona verilen Allah tasavvurunun da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sürekli işte yaramazlık yaparsan Allah seni taş eder, anneni üzersen işte cehennemde yanarsın şeklinde bir telkine maruz kalan çocuğun bilinçaltında sürekli bir kötülüğün nedeni Allah'ın istemediği bir davranışı yapmak olarak yerleşmiş oluyor. Dolayısıyla bir deprem anında bir işte travmatik bir olayla karşılaştığında birey hemen eyvah Allah tarafından cezalandırılıyor muyum kaygısı yaşayabiliyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka çocuklara sevdirerek işte geleneğimizde vardır zaten tekne orucu diye çocukların işte öğlene kadar oruç tutması çok küçük yaşta çocukları bu şekilde alıştırabiliriz. Belli bir yaşta oruç tutabilen işte mesela benim oğlum 10 yaşında ve bu yıl ilk orucunu tuttu. Geçmiş yıllarda tutmak istemişti ama işte okul falan vardı. Hani okulla birlikte sıkıntı olur şeklinde çok şey yapmamıştık. Bu yıl ilk orucunu tuttu. Yine geleneğimizde işte oruç satın alma diye bir adet var. Böyle Dinledim. işte hani orucun tuttuğunda akşam onun şey yapacağız. Böyle biraz oyuna dökerek çocuklara oruç ibadeti sevdirilebilir. Aynı şekilde namaz ibadeti de bu şekilde alıştırılması gerekiyor. Yani sevgi temelli olması gerekir. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen bir hadis var biliyorsunuz. 7 yaşına varana kadar çocuklara namazı emredin. 10 yaşına varınca eğer kılmazlar ise dövün şeklinde. Fakat Evet. Beyhaki'den biliyorsunuz Beyhaki ilgili hadisin mensup olduğunu ifade ediyor. Bunu burada ifade ediyorum ki belki birinci hadisi bilip de ikinci durumu bilmeyen olabilir ve sanki İslam dini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklara dayağı emreden bir konumda gibi algılanabilir. Fakat Beyhaki Hazreti Ali'den rivayet edilen bir başka hadis ile bir önceki hadisin mensup olduğunu söylüyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte de şöyle buyruluyor. Kalem yani sorumluluk üç kimseden kaldırılmıştır. Küçük buluğa erinceye kadar uyuyan uyanıncaya kadar, hasta yani Mecnun da kendisine gelinceye kadar buyurmakta. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da fiili olarak bir çocuğa şiddet ile onu namaza alıştırmak ya da bir ibadete alıştırmak ya da kötü bir davranıştan vazgeçirmek şeklinde hiçbir şey Peygamber Efendimiz'in hayatında söz konusu değil. Bu aynı şekilde kadınlarla ilgili ilişkilerine baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında şiddet hiçbir şekilde yer almamıştır. Ne çocuklara, ne eşine, ne hayvanlara, ne bitkilere, canlılara. Çünkü o bir sevgi peygamberi. Dolayısıyla insanlara merhamet üzere gönderilen bir dinin peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl olur da dayak ile şiddetle özdeşleştirilebilir. Dolayısıyla sevgi temelli bir din eğitimi verilmesi gerekir çocuklara. Evet hocam. Yine pardon İbni Ebi Şeybe'nin El-Musannef isimli eserinde de bir hadise naklediliyor. Hazreti Ömer ile ilgili bir kadın uyuyan çocuğunu uyandırmaya çalışıyor namaz kılması için. Hazreti Ömer bu olaya şahit olduğunda şey yapıyor. Onun daha çocuk olduğunu, dolayısıyla ibadetle mükellef olmadığını, onu uyandırmamasını istiyor. Şimdi Hazreti Ömer gibi bir şahsiyet biliyorsunuz, dini konularda ne kadar hassas. Dolayısıyla bu örnekler bize çocuklara
ibadetleri, bu oruç ibadet de olabilir, namaz ibadet de olabilir. Diğer her türlü dini davranışların, ibadetleri öğretmenin sevgi temelli olması gerektiğini gösteriyor. Evet hocam. Zaten çocuklara ilk dönemlerde kazandırılan duygu aslında yetişkinlik döneminde de ortaya çıkıyor. Sevgiyle öğrenen çocuklarla korkuyla öğrenen çocuklar arasında dindarlık ilişkisi de farklı oluyor bildiğim kadarıyla ilerleyen Evet. yaşlarda. Hı. Bu anlamda Siz de bir dediğiniz gibi. eğitimci olarak tabii ki konuya Evet vakıfsınız. hocam. Bu anlamda çocuklarımıza sevgi temelli eğitim vermemiz lazım her alanda inşallah. İnşallah. Şimdi hocam geçti. Sizinle program yapmayı düşündükten sonra bir tweet'e rastladım Twitter'da. Çok ilgimi çekti. Bunu da size sormak istiyorum. Tweet aynen şöyle. Starbucks'ta adam kahveyi direkt eliyle kapatıp veriyordu. Biz de yalayarak içiyorduk. Eski hayatımızı düşününce size de fenalık gelmiyor mu diye bir tweet. Şimdi buna baktığımız zaman hocam insanlar bu süreçten çıktıktan sonra normal hayat olarak işte tweet'te adlandırdığı normal hayatına dönüşte bir zorluk yaşayacak belli ki. Salgın sonrası süreçte sizce bu durum kalıcı olur mu yoksa bir süre bir alışma dönemi olup bu hal bizim üzerimize geçer mi? Nasıl diyelim? Yani bunun önüne geçebilmek için neler yapmalıyız? Bir de bunu soralım bu arada. Tabii şimdi takıntı boyutunda mutlaka bazı insanlarda bu obsesyon, işte obsesif kompulsif davranış bozukluğu olarak devam edebilir. Evet. Burada tamamen bireysel durumlar söz konusu. Süreci anlamlandırma ile alakalı bir durum. Ben en azından böyle bir, çünkü virüsle ilgili bizim imtihanımız çok böyle hemen kısa bir sürede bitecek gibi gözükmüyor. Yani önümüzdeki yıla da sanki sarkacak gibi. En azından yani benim şeylerim, öngörüm o şekilde. Biz 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yarı yılında sanki böyle uzaktan eğitimle devam edebiliriz gibi hissediyorum. Çünkü bir de şu var, hani uzmanların yaptığı açıklamalar, bu virüs bir şekilde herkese bulaşacak. Yani bu virüsten çok da kurtulma gibi bir şansımız yok. Çünkü aşı dediğimiz olay en az 2 yıllık bir süreç olduğu yine uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Dolayısıyla burada izolasyondaki amaç, bize virüs hiçbir zaman bulaşmayacak, bunun tedbirini almıyoruz biz. Herkes aynı anda hastalanmasın ki sağlık sistemi çökmesin. Buradaki bizim izolasyon sürecinde bulunmamızın tek nedeni bu. Dolayısıyla yani mutlaka bir şekilde insanlar bu virüsle karşılaşabilecek. Ve sözlerin başında ifade etmiştim. Yani koronavirüsüne yakalanmış olmak bizim öleceğimiz anlamına gelmiyor. Ve o sizin sorduğunuz hususta bu hijyen takıntısı diyelim. Bazı insanlarda bir müddet devam edebilir. Fakat şu anda da hiç umurunda olmayan insanlar var yani hani. Evet. Dolayısıyla burada bireysel durum dediğim gibi söz konusu. Mesela önceden bazı şeyler vardı, gördüğüm insanlar vardı. Böyle kapı koluna değdiğinde, mesela işte ne bileyim, yürüyen merdiven kollarını tutmayan, marketten çıktığında hemen ıslak mendil elini silen insanlar Evet. vardı. Yani biz onlara şey, hani biraz daha aşırı takıntılı gibi düşünüyorduk ama şu anda hemen hemen herkes aynı pozisyona geçmiş durumda. Evet, hep Normalleşme sürecini tabii onların davranışı mı normaldi? Hijyene dikkat etmeden elini her yere dokunduran insanların kimi normalde, o da tartışılabilir. Ama ben bu sürecin bir müddet daha devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu virüs devam edeceği için hijyen konusundaki hassasiyet de devam edecektir. Öngörüm bu şekilde. varsa olurumcular da var. Bu Evet. anlamda maske takmadan dışarıya çıkanlar da var. Hatta fiziksel mesafeye uymayanlar dahi var. Evet. Bu bakış açısı da normal değil herhalde hocam. Evet. Dolayısıyla Takıntı yapmak
normal değil. Peki Şu var sırasında yalnız. biraz. Ha, Ya şu buyurun. var, hani takıntı yapan insanlar şu anda bu tür tepkiler bu olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz dönemde normal beklenilen olağan dışı tepkiler, öyle diyeyim. Yani şu anda insanların aşırı takıntı göstermesi, evet, şeyli bir durum, biraz problemli bir durum. Fakat olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz için insanların bu tür tepkiler vermesi normal. Yani bu sürece göre normal. Dolayısıyla süreç normalleştiğinde tepkiler de normalleşecek diye inanıyorum. Ama geniş bir kesimde de bu hijyen konusundaki takıntı yerleşebilir. Özellikle çocuklarda, çünkü hani böyle 1-1,5 yıla yayılırsa bu karantina süreci, çocukların hayatında 7-8, 6-7-8 yaş çocuklarında bayağı bir derin izler bırakmış olacak. Ki şu anda pek çok çocukta yerleşmiş durumda bu hijyenle ilgili takıntı. Mesela geçen çocuğumun arkadaşına bir ev ödevi bırakmak için işte sitenin önüne geldik. Çocuk telefon açtık, geliyorum dedi. Biz sitenin dışında bekliyoruz. Sanki çünkü 4 bloktan oluşan bir site. Hangi apartman olduğunu bilmediğimiz için hani içeri girip şey yapamadık. Çocuk da sokağa çıkma yasağı olduğu için, hani işte 9-10 yaşlarında bir çocuk. Ve bir de virüsten korktuğu için apartmanın iç kapısında, yani dış kapının iç kısmında ağlamaya başlamış. Bizim haberimiz yok. Komşusu duymuş ağlama sesini. İşte bana ödevimi getirdiler ama ben sokağa çıkamıyorum, dışarı çıkamıyorum, bana virüs bulaşacak diye. Çocuğun ağlama sesine komşusu çıkmış. Bir daha sitenin işte dışına geldi, dedi böyle böyle ödev getirmişsin sanırım, böyle bir durum oldu, o yüzden ödevini ben alıp teslim edeceğim şeklinde. Şimdi düşünün, yani çocukların pek şu anda maalesef, benim kendi oğlumda da biraz hijyen konusunda hassaslık oluşmuş durumda. Ama dediğim gibi olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz için kendisini koruması adına ben şu anda bir müdahale etmiyorum. Çünkü olması gerektiği sınırda, uzmanların bize tavsiye ettiği sınırda bir hijyen hassasiyeti gerekiyor. Şu anda bizdeki durumda o sınırı geçmiş durumda değil. O yüzden burada çocuklara da çok şey yapmak lazım. Yani işte bir şey olmaz. Biraz da. Hocam. Kontrolü elimizde tutmamız lazım. Her türlü yetişkinlerin, mutlaka evden az bir kişinin, bu evin babası olabilir, annesi olabilir. Mutlaka bir kişinin şey kalması gerekiyor. Kontrolü ele alması gerekiyor. Çünkü panik hali çok olumsuz sonuçlara bizi götürebilir. Hem psikolojik olarak hem fiziksel sağlığımız açısından. O yüzden tedbirimizi alacağız. Takdiri Cenab-ı Allah'a bırakacağız. Ve İnşallah. Rabbim ne zaman emanetini alacaksa zaten o vakti saati geldiğinde bunun bir saniye öte ya da bir saniye geriye gelme gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu şekilde inşallah bu süreci tamamlayacağız. İnşallah hocam. Şimdi hocam yine aynı konudan devam ediyoruz. Yine biraz Ramazan'a doğru geleceğim. Şimdi biliyorsunuz bugün Cuma günü, Cuma namazı olmadan geçen bir gün ki Ramazan ayında artık teravihsiz geçen bir Ramazan oldu. Evlerimizde teravih kılmaya çalışıyoruz işte cemaat oluşturarak. Bunu yapmamızdaki duygusal alt neden hocam motivasyon mudur yoksa eskiye özlem midir? Yani bunu nasıl açıklayabiliriz? Şimdi şöyle, hani bu da süreç öncesi yaşantıyla alakalı. Şimdi biz zaman zaman evde işte benim küçük oğlum daha küçük olduğu için eşim camiye ya da işte apartmanda bazen işte hani bayanlara teravih namazları kıldırılıyor. Oralara gidemediği için zaman zaman evde hani birlikte cemaat olup teravih namazını kılıyorduk. Dolayısıyla
bizim için aslında çok şey olmadı. Yani rutinin dışına çıkmamış gibi bir şey olduk. Zaman zaman ben işte bu akşam camide kılayım, teravihi diye dışarı çıktığımda ya da işte dışarıda bir iftar programı sonrasında teravih namazını dışarıda kıldığımda camide kılıyordum. Onun dışında eşim hani cemaat olsun birlikte kılalım diye evde kılalım istediği için evde cemaatle kılıyorum. Şimdi bizim için şu anda teravih namazının evde cemaatle kılınması çok şeyi rutinin dışına bizi çıkarmadı. Yani zaten yaptığımız bir uygulamaydı. Ama kimi insanlar işte böyle daha çok fazla karşımıza çıkıyor. İşte insanlar günahkar, Allah işte şeyini çekti, nimetini çekti, işte huzuruna kabul etmiyor vesaire şeklinde. Bunlar günahkarlık hani psikolojisinin bir yansımasıdır. Rabbim bize kendisine böyle bir ortamda da ibadet etme fırsatı tanıdı. Yani olaya hep pozitif yönüyle bakmak lazım. Cenab-ı Allah ile kurduğumuz ilişki hep sevgiye dayalı olması lazım. Yani beni Cenab-ı Allah niye cezalandırsın? Tam tersine her halde kendisine kulluk yapabilme fırsatını bana tanımış oldu. Yani ben virüs sürecinde de ona nasıl onun ile irtibatımı koparamadığımı, nasıl Allah ile ilişkimi sağlıklı bir şekilde sürdürebildiğimi görme fırsatı verdi diye olaya bakmak lazım. Evet. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bir lütfu, sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır olabilir buyuruyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla olaya bu perspektiften bakmak lazım. Her haliyle Rabbimden gelen başımız gözümüz üstüne. Olay geçmişteki yaşa alışkanlıklarımızla uymadığı için bize şey geliyor. Biraz üzücü gibi geliyor. Ama Evet. her haliyle biz Rabbimize kulluğumuza devam edeceğiz inşallah. İnşallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Öğrencilerimizin gönderdiği soruların sonuna geldik ama bir de Feyza hocam soru göndermiş. Onu da iletmek istiyorum. Tamam. Salgın sürecinde evde kalışının çok huzurlu geçtiğini, bunun normal mi olduğunu sormak istemiş. Sanırım Canıma eski bir yo çok normal çünkü hani bizler için yoğun bir eğitim öğretim dönemi idi. Tam dersler bitti, vize haftasına girecektik ki Evet. bu izolasyon sürecine girdik. Hocam gayet normal. Aslında benim de hiçbir şikayetim yok evde bu şekilde kalmaktan. Ama tek şeyimiz, kaygımız öğrencilerimizle olan ilişkilerimiz. Birebir sıcak ilişkiler koptu. Hubis üzerinden, internet üzerinden uzaktan eğitimle derslere devam ediyoruz ama o biz Doğu toplumu insanlarıyız. Dolayısıyla böyle daha yakın temas ile birebir konuşarak sosyal ilişkileri sürdürmeye daha eğilimli bir toplumuz. Tek şeyimiz o. Evet hocam teşekkür ederiz. Burada sorularımızın sonuna geldik. Sizin öğrencilerinize söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
Yoksa hocam. Var. Öğrencilerimizi çok özledim. Az önce de ifade ettiğim gibi. Evet. İnşallah hepsi sağlıklı saatidir ki şu ana kadar hiçbir üniversitesinde hiçbir öğrencinin bu virüs ile ilgili olumsuz bir olay yaşamadığı ile ilgili geçenlerde işte fakültemiz yönetim kurulu fakülte kurul toplantısı yapılmıştı. Rektör Bey bunu ifade etmişti orada. Dolayısıyla inşallah bu süreci gerek ilahiyat fakültemiz ki ben aynı zamanda İskilip Meslek Okulu'nda da idarecilik yapıyorum. İskilip Meslek Okulu öğrencilerimiz ve üniversitemizin tüm öğrencileri başta olmak üzere inşallah tüm vatandaşlarımız bu süreçte en az hasar ile kazasız belasız bu süreci atlatırız diyorum. Öğrencilerimiz işte Hubis üzerine notlarımızı yükledik, ders videolarını attık, efendim PDF'lerimizi attık. Eğitimden, öğretimden kopmasınlar çünkü az önce de ifade ettiğim gibi bu süreçte psikolojik olarak baş edebilmek için mutlaka rutini devam ettirmemiz gerekiyor. Evet hocam. Normal okul devam ediyormuş gibi açsınlar sabah 8.30'da birinci öğretim öğrencileri okula gelmiş gibi sırasıyla hangi derslere çalışmaları gerekiyorsa o derslere çalışarak günü tamamlasınlar. İnşallah bu ayrı kaldığımız günler bitecek. Tekrar eskisi gibi sınıflarımızda, amfilerimizde, konferans salonlarımızda yüz yüze dersler yaptığımız günleri İnşallah. göreceğiz. İnşallah hocam. İnşallah. Peki ben size çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Hayırlı teşekkür zamanlar diliyorum, ederim. hayırlı iftarlar diliyorum. Sağ olun Verdiğiniz size de. bilgiler için de minnet duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz öğrencilerimiz de bizi karşı karşıya getirdiğiniz için ben teşekkür ediyorum size. Sağ olun hocam. Ben şimdi sizi yayından alacağım hocam. Son birkaç bir şey Tamam. söyleyeceğim. İsterseniz sizi hiç onlarla oyalamayalım. Estağfurullah, hiç fark etmez. Hayırlı iftarlar dileyip size uğurlayalım o zaman. Teşekkür Görüşmek üzere. ederim. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar, hafta içi her gün canlı yayınımız olacak. bu canlı yayınlarımız haftaya hatta Ramazan boyunca da sürmeye devam edecek ama biz bu haftanın yayınlarının sonuna geldik. Bugün haftanın finalini yapıyoruz. Haftaya Pazartesi günü Mehmet Ali Kur'an hocamızla tekrar yayınlarımıza başlayacağız ve 5 gün boyunca çeşitli hocalarımızı konuk edeceğiz. Tabiri caizse bomba gibi bir hafta geliyor. Sürpriz konuklarımız var, sürpriz konularımız var. O yüzden bizi takip etmeye devam edin. Haftaya yani konuklarımız değiştiği gibi, konuklarımızın çeşitlendiği gibi moderatörlerimiz de değişecek. Haftaya öğretim görevlisi Sema Dinç hocamız sizlerle beraber olacak. Programları o sunacak. Ben bu anlamda programlara katkısı olan kişilere de teşekkür etmek istiyorum. Bize teşekkür edenlere de teşekkür ediyorum. Alttan yorumlarınızı görüyorum. Instagram yayını projemizi sunduğumuz zaman bize desteğini veren, bizden desteğini esirgemeyen Tanıtım Komisyonu Başkanlarımız İsmail Bulut Hocam ve Süleyman Gezer Hocama teşekkür ediyorum. Projemize yine desteğini veren, bizden yardımını esirgemeyen Rektör Bey'e ve rektörlükteki ekibine teşekkür ediyorum. Dekanımız Sayın Profesör Doktor Abdullah Çolak Bey'e teşekkür ediyorum ve yayınımıza misafir olan hocalarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Ve son olarak bu yayının arka planında bulunan tanıtım komisyonunda yer alan arkadaşlarıma teşekkür edeceğim. Özellikle de YouTube'dan bize teknik destek veren Osman Aydın hocama, arka planda desteğini esirgemeyen Sema Dinç, Fahrettin Haliloğlu, Mustafa Erzen hocalarıma, Fatih Kirenci hocama çok teşekkür ediyorum. Ayrıca arkadaşlar bugün Fatih hocamızın özel bir isteği de var. Twitter hesabımızı takibe almanızı özel olarak vurgulamam gerekiyor. Bunun sözünü verdim. Bizi Twitter'dan da takip edin. Kullanıcı adımız Instagram adımızla aynı. @hitu_ilahiyat olarak bizi Twitter'da bulup takip edebilirsiniz. Aynı şekilde Facebook hesabımız, YouTube kanalımız da var. Buralardan da takiplerinizi bekliyoruz. Bugün
Söyleyeceklerim bu kadar. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için, bize burada eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için, bize burada eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.